gündem maddeleri ekonomik kriz devlet krizi Covid-19 salgınındaki tırmanış yani milletimizi ezen büyük buhrandı. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası Mersin, Adana ve Hatay'da ziyaretlerde bulundu. Alanında uzman arkadaşlarımızdan oluşan geniş bir kadroyla yola çıktık. Buhra'nın Doğu Akdeniz bölgemizde yarattığı sıkıntıları yerinde görme imkanını bulduk. Derdi, derdi çekenlerden dinledik. Nelerin yapılması gerektiğini çiftçilerle, esnaflarla, emekçilerle, iş insanlarıyla, sendikalarla konuştuk. Ülkemizde devlet krizinin ve ekonomik krizin neden olduğu buhrana çözüm sunan ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizi ve dört ayaklı ekonomik krizden çıkış stratejimizi onlara anlattık. Ekonomi masası ziyaretlerimizi Ülkemizin her bölgesinde gerçekleştirmeye, her ilinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ekobüs yollarda olmaya, milletimizin derdini dinlemeye devam edecek. Bu haftaki ziyaretlerden yaptığımız bazı tespitleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ticaret erbabı. Kurdaki olağanüstü oynamalar nedeniyle önünü göremiyor. Döviz kurlarındaki aşırı oynaklık tüccarı fiyatı fiyat veremez hale getirmiş. Yüksek kurdan mal ithal eden tüccar şimdi kur aşağı gelince fiyat etiketine ne yazacağını şaşırmış. Yüksek fiyat yazsa mal elinde kalacak, düşen kurdan etiket koysa zarar edecek. İhracatçı dolarla mı fiyat verecek, Türk lirasıyla mı fiyat verecek? Onu bilmiyor. Ticaret durma noktasında. Kurdaki oynaklıktan tek şikayetçi tüccarlarımız değil. Çiftçilerimiz de şikayetçi. Gübreden tohuma kadar her şey döviz kuruna bakıyor. Döviz kuru artarken girdi maliyetleri de artıyor. Ama kurlar gevşerken çiftçinin girdi maliyetleri gevşemiyor. Aynı kalıyor. Hatay'da bir soğan üreticisi dert yandı. Bundan iki yıl önce kur arttı. Gübrenin, ilacın, tohumun fiyatı tavan yaptı. Kur düştü ama bunların fiyatı düşmedi. Şimdi yine dolar kuru zirve yaptı. Sonra bir parça düştü ama bizim girdi fiyatlarımıza yansıyacağını bu düşmenin hiç sanmıyorum diyor. Aynı şikayetleri Adana'da da duyduk. Yine Mersin, Adana ve Hatay'da çiftçilerimiz Tarım Bakanı'nın çiftçinin sesini duymamasından şikayetçi. Kendilerine danışılmadan kararlar alındığını ifade ediyorlar. Tarımda üretim planlaması yapılmamasının çiftçinin zarara uğramasına neden olduğunu söylüyorlar. Bu bölgedeki limon üretimi pek çok ailenin geçim kaynağı. Salgın nedeniyle limon ihracatına getirilen kısıtlamalar bölgeyi perişan etmiş. Limon üreticilerimiz sezon başında buçuk lirayı gören limon fiyatı şimdi 80 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında diyorlar. Geçen sene bu zamanlarda limonun fiyatı yine bu seviyelerdeydi. Ama limon üreticilerinin giderleri son bir yılda yaklaşık yüzde %40 artmış. Çiftçilerimiz limon dalında kaldı diye yakınıyor. Açıkçası saray limon üreticisini adeta limon sıkar gibi sıkmış. Konuştuğumuz çiftçiler yaz döneminde maydanoz ve domates üreticilerinin de ürünlerini hasat bile etmeden tarlalarını sürdüklerini anlattı. Onca emek ve katlanana maliyet heba olmuş. Bu anlatılanlara gerçekten yürek dayanmıyor. Bu sene Reyhanlı'da, Adana'da Soğan üreticisi de perişan edilmiş. Depolaması çok zor olan bu ürünün önce pandemi nedeniyle ihracatına ön izin şartı getirmişler. Yani durdurmuşlar ihracatını. Hasat bitip ürünler çiftçinin elinden yok pahasına çıktıktan sonra da izin şartını kaldırmışlar. Yetmemiş hasat zamanı ülkeye ithal, ithal soğan girince fiyatlar iyice dibi görmüş. Yani üreticiyi bir de ithal sopası, ithalat sopasıyla dövmüşler. Kendi çiftçisine bu kadar zulmeden bir başka iktidar bu topraklarda iş başına gelmedi. En son 5 Kasım'da aldıkları bir kararla nüfusu Ankara, İzmir kadar olmayan Bosna Hersek'ten sıfır gümrükle mercimek ithalatına izin verdiler. Avrupa'nın bütün mercimeği Dışarıdan ithal edilen menşe e, şartnamesine uygun olmayan mercimeklerin hepsi bunların üzerinden Türkiye'ye girecek. Güler misin ağlar mısın? Yine dış politikada yaşanan gerginlikler bu bölgedeki üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı vurmuş. Hataylı ve Adanalı üreticiler Suudi Arabistan'ın koyduğu ambargonun kendilerine çok büyük zararlar verdiğini dile getiriyorlar. Nitekim Suudi Arabistan'ın Türkiye menşeli hayvansal ürünlere ambargo koyduğu haberi de resmen doğrulandı. Ama üreticilerimizin bu kaygılarını, bu sıkıntılarını saray duymuyor. Suudi Arabistan ambargosuna gülüp geçiyorlarmış. Hükümet rahat odalarının, üretici birliklerinin, ticaret borsalarının görüşünü almıyor. Çiftçinin sesini duymuyor. İstişare yok. Ben yaptım, ben yaptım oldu anlayışıyla hareket ediyor. Bütün dünya yaşadığımız salgın sürecinde gıda güvenliğinin önemini anladı. Bir tek saray anlamadı. Üretimde kullanılan girdilerin fiyatı alıp başını giderken saray hükümeti 2021'de tarımsal destek ödemelerini arttırmayacağım dedi. Üstüne üstlük bir de gübre ve mazot desteklerini de azaltacağını söyledi. Anlaşılan saray buhrandan ve salgından bizim çiftçilerimizin hiç etkilenmediğini düşünüyor. Çiftçi borçlu, bankalara borçlu, tarım kredi kooperatiflerine borçlu, sulamada kullandığı elektrik nedeniyle elektrik dağıtanlara borçlu, veresiye aldığı gübreden borçlu, ilaçtan borçlu. Peki çiftçinin borçlarını yapılandırmak için tek bir adım atıldı mı? Hayır. Torba Kanununda çiftçinin tarım kredi kooperatiflere olan borçları yapılandırılacak diye Anadolu Ajansına haber yaptırıyorlar ama bakıyoruz Torba Kanununda böyle bir düzenlemeyi göremiyoruz. Düzce Duraklar köyünden bir çiftçimiz tarım kredi kooperatifleri ko kooperatiflerinden çektiği kooperatifinden çektiği borcu ödeyememiş. Kooperatifte yapılandırma falan yok demiş çiftçiyi icraya vermiş. Şimdi bunlar icra belgeleri. Şimdi böyle bir sürü sayfa tutuyor. Ama özetlersek ne olduğunu şimdi hem çiftçimizin hem de kefillerinin tarlasına, arabasına haciz koymaya kalkıyordu. Bu çiftçimiz ve kefilleri tarlasını kaybederse nasıl yaşayacaklar? Bu hükümet çiftçiden alacağına şahin kesilirken Kendisi neden çiftçilere borç takıyor? Tarım kanununa göre devletin tarıma her yıl milli gelirin en az yüzde biri kadar destek vermesi gerekiyor. 2007-2021 döneminde hükümetin çiftçiye mazot, gübre ve diğer destekler için birikmiş borcu 211,5 milyar lira tekrarlıyorum 211,5 milyar lira her bir çiftçi ailesine biriken borç ise 98 bin liradan fazla. E kendi çıkardığı kanuna uymayan bir yönetimin olduğu ülkede bırakın hukuk devletini, kanun devleti bile olmaz. Değerli basın mensupları, buradan defalarca dile getirdik. Adalet devletin direğidir dedik. Bir ülkede adaleti ve hukuku öldürürseniz devlet de ölür dedik. Genel başkanımızın peşinden Ankara'dan İstanbul'a yürüyen yüz binler, Maltepe'de meydanda toplanan milyonlar hak, hukuk ve adalet diye boşuna bağırmadılar. Hak bilmez, hukuk dinlemez, adaletten anlamaz saray yönetimi önce Merkez Bankası'nın kasasını tam takır etti. Sonra da ABD seçimlerinin ardından Atlantik ötesinden esen yeni rüzgarlara göre rota değiştirmeye başladı ekonomi ve hukuk reformlarından bahsetmeye başladı. 18 yılda bu ülkede hukuk diye bir şey bırakmadınız. Tek adam vesayet rejimini getirdiniz. Getiren kadroları getirdiniz. Şimdi birdenbire ne oldu da ekonomide, hukukta ve demokraside seferberlik ilan etmek aklınıza geldi. Biz ülkemiz için, vatandaşlarımız için her şeyin daha iyi olmasını tabii ki isteriz. Ama önce lafa Sonra da bu lafı söyleyene bir bakmak gerektiğini de biliriz. Biz 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana birinci sınıf demokrasi ve hukukun üstünlüğü diyoruz. Üreten Türkiye diyoruz. Güçlü sosyal devlet diyoruz. İstikrar ve sürdürülebilirlik diyoruz. Şimdi bizim 5 yıldır ısrarla söylediğimiz demokrasi, hukuk, üreten, paylaşan Türkiye sözlerini dillerine dolayarak güveni sağlamaya çalışıyorlar. Böyle güven sağlanmaz. Zaten bunların söyledikleriyle yaptıkları da birbirini tutmuyor. Millet iradesini temsil eden milletvekillerini, meclis dokunulmazlıklarını kaldırmadan yargılatan, meclisin hukukunu yargıya çiğneten kim? Bunlar saray hükümeti. Yerel mahkemeler anayasa mahkemesinin bu hukuksuzluğu düzeltin diyen kararlarını uygulamazken, emirleri altındaki adalet cellatları hukuku katlederken hakimler savcılar kulunu dahi toplamayan kim? Saray hükümeti. Kendilerini eleştiren vatandaşlarımızın evine polis baskını yaptıran kim? Saray hükümeti. Sarayın pergoleci iletişim bakanının başkanının pergolesine haber yaptı diye Cumhuriyet gazetesinin reklamlarını kestiren kim? Saray hükümeti partimizin saray sosyetesinin birçok yerden maaş almasına karşı çıkan, emekçilerimizin kızem tazminatına sahip çıkan, propaganda kitapçıklarını toplatan kim? Yine saray hükümeti. Ağızları hukuk reformu derken ya Kanal ya İstanbul dediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında inceleme başlatan kim? Yine saray hükümeti. Yine bugün İzmir Valiliği'nin bir yazısı elimize ulaştı. Valilik özetle söylüyorum belediye başkanı muhtarlar depremle ilgili konuşmasın diye yazı yazıyor. Seçilmiş belediye başkanına, seçilmiş muhtara sansür uygulamak nereden çıktı? İşte bu vesayetçi zihniyetin ta kendisidir. Yine Sarayın bekçisi bu defa sarayın muhbirliğine de soyunup genel başkanımız hakkında akla hayale gelmeyecek iftiralar atıyor. Bu safsataları dikkate alıp genel başkanımız hakkında fezleke hazırlatan kim? Yine saray hükümeti. Çok açık söylüyormuş. Söylüyorum. Seçilmiş siyasetçilere siyaset yaptı diye fezleke düzenlemek, inceleme başlatmak siyasi ahlak yoksunluğunun daniskasıdır. Fikir ve ifade hürriyeti olmadan demokrasi olabilir mi? Olmaz. Bu ülkenin ana muhalefet partisini, onun liderini susturmak için saçma sapan fezlekelerin hazırlandığı bir ülkede demokrasi olur mu? Olmaz. Rekabet edemiyorsan hile yap. Ya da sustur taktiği ayıptır. Böyle bir siyaset olur mu? Olmaz. Hukukun üstünlüğü yerine tek kişinin üstünlüğü üzerine inşa edilen bir rejim demokratik olabilir mi? Olmaz. İşte onun için bu ağızlar hukuk dedikçe biz aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, bal bal demekle ağız tatlanmaz diyoruz. İki yıldır vatandaşın cebini boşaltıp yandaşların cebini dolduran, dokuz tane saraya sığamayan, en son milletin 120 milyar dolarını faiz lobilerine ucuz ucuz peşkeş çeken Erdoğan şimdi damadını hal edip ekonomide seferberlik deyince size esnafa, kobilere, çiftçilere, emeklilere yaşattıklarını unutmamızı mı bekliyor? Yani buna alemi kör, herkesi de sersem mi sanıyorsun denir. Bu beden bu gömleğe sığmıyor deyip tek adam vesayet rejimini kurmak için ülkeyi her türlü badirenin içine atmaktan çekinmeyen. Sonra da ekonominin sorumlusu benim, ben, Tayyip Erdoğan diyen kim? Seçimlerden önce verin bu kardeşinize yetkiyi, enflasyonla şununla bununla nasıl uğraşılır görün diyen kim? Erdoğan. Enflasyonla faizle dolarla nasıl uğraşıp uğraştıklarını gördük. Aslında Hatay'da bir vatandaşımız çok güzel ifade etti. Çorak değiştirmek yetmez, ayaklar kokuyor. Evet bu ayaklar koktu. Artık çorap falan değiştirerek bu iş olmaz. Otobüs şarampole, otobüsü şarampole deviren kaptan suçu muavine atarak sorumluluktan kaçamaz. Bu sefer de damadım beni aldatmış Allah ve milletim affetsin diyerek bu işi bitiremez. Çok açık söylüyorum. Gitmesi gereken sadece saray sosyetesinin damadı değil. saray sosyetesinin kibirli başı. Yardımcı pilotları değiştireceksiniz. Muhalefet olarak bizim söylediklerimizi dilinize dolayacaksınız ve bu milletin güvenini geri getirir zannedeceksiniz. Milletimiz uçağın aynı metal yorgunu uçak, kaptanın da milleti unutan, sesini duymayan kaptan olduğunu görüyor. Ya bu kaptan daha yakın zamanda ekonomi pik yapıyor demedi mi? Dedi. Yine birkaç gün önce partisinin genel başkan vekili Türkiye'nin önlenemeyen yükselişi, yükselişi başladı diye konuştu mu? Konuştu. Aynen Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi adama sormazlar mı? Eğer bu ekonomi iyiyse millet neden bu acı ilacı içiyor? Yok eğer bu ekonomi kötüyse hala neden yükseliş yalanları söylüyorsunuz? Size ve sosyetenize Ankara'da 1150 odalı saray, Marmaris Soktuk'ta yazlık saray, Ahlat Van Gölü'nde mütevazi dedikleri saray ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait saraylar olmak üzere 9 tane saray, biri Boeing 747 olmak üzere 15 uçaklık uçan saray, binlerce makam aracı, saray gibi bir otobüs, saray efradına üçer beşer maaşlar, millete ise acı reçete, top kek ve kafalarına atılan çaylar. Oh ne güzel memleket. Kalın harflerle söylüyoruz. Acı ilaç içilecekse önce siz içeceksiniz. Bir fedakarlık yapılacaksa önce Beştepe'deki bir buçuk milyar liralık sarayınızdan, sayıları 15'e açan uçak filolarınızdan, elli bin dolarlık çantalarınızdan vazgeçeceksiniz. Siz bunları yapmadan sizine çıkardığınız ve günde 39 Türk lirasıyla yaşa dediğiniz işçiden açlık sınırının altında maaş verdiğiniz asgari ücretliden kirasını ödedikten sonra elinde kalan 3 kuruş parayla baka kalan toruna bayramda harçlık veremeyen emekliden kapısının altından 1 lirayı siftah parası diye atıp alay ettiğiniz esnaflardan askıda ekmeğe mahkum ettiğiniz tüm milletimizden hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezilen vatandaşımızdan fedakarlık beklemeyeceksiniz. Bunu yaparlar mı? Ne gezer? Dokuz saraylı Erdoğan'a kendi sarayları az geldi şimdi Kıbrıs'ı gözüne kestirdi. Kıbrıs'ta beş dönüm üzerine makam inşa edecekmiş. Makamdan anladığı da saray inşa etmek. E huylu huyundan tabii ki vazgeçmiyor. Bir de Kıbrıs'a giderken dokuz saraylı Erdoğan sarayın bekçisiyle aynı uçağa da binmemiş. İkisine de ayrı ayrı uçaklar tahsis edilmiş. Bakanların ve korumaların kullandığı uçaklar da cabası. Bu nasıl bir israftır? Bu nasıl bir debdebedir? Yaşadığınız debdebe, yaptığınız israflar milletin belini büküyor. Grup başkan vekillerimiz meclise kamuda israfın araştırılması için bir önerge verdi. Var mısınız bunu araştırmaya? Cesaretiniz varsa buna vekilleriniz evet desin. Ama hiç sanma. Sarayın kibirlisinde bu zihniyet olduğu müddetçe milletimiz daha çok acı ilaç içer. Daha çok acı reçetelerle karşılaşır. Bu arada millete ilk acı ilacı içirmeye başladılar bile. Merkez Bankası'nın ortalama fonlama maliyeti yüzde on dört geçti. Tabeladaki faiz yüzde on yirmi beş, gerçekleşen faiz 14.55. Erdoğan şimdi çıkmış faizlerin en az enflasyon seviyesinde tutulma zorunluluğu bizi zora sokuyor diye sızlanıyor. Ama faiz lobilerine de bu haftaki Merkez Bankası toplantısında faizin en az 400 baz puan artırılacağı fısıldanıyor, onlara gel gel yapıyol yapılıyor. Yine Covid-19 aşısının bulunması nedeniyle Dünyada yaşanan raliyi bile istismar ediyorlar. Türk lirasında birkaç gündür yaşanan ve yaşanan hızlı değerlenmeyi yeni yönetime duyulan güvendir diye seyrediyorlar. Burada üretici, ithalatçı, ihracatçı fiyat veremiyormuş. işler durmuş, ne gam. Önemli olan kendilerini parlatmak. Öyle görünüyor ki faiz baronlarının istedikleri faizi Tıpış tıpış verecekler. Bari bu dönemde Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirsinler. Kerameti kendinden menkul, faiz sebep enflasyon sonuç teorileriyle milleti faizle döviz arasına sıkıştırdılar. Faiz artsa ekonomi yavaşlayacak, 10 milyonu aşan işsizler ordusuna yeni işsizler eklenecek. Artmasa ya da yine dolan başlı yollara sapıp Merkez Bankası'nın Sarayın talimatıyla arka kapıdan faizlerin oynamasına göz yumarlarsa bu kez bütün beklentiler tersine dönecek. Döviz yeniden şaha kalkacak. Bu defada paramız pul olacak. Yani millete yine 40 satır mı, 40 katır mı diyorlar. Değerli basın mensupları. Devlet krizi ve ekonomik bulanımın yanı sıra koronavirüs salgını da milletimizin yaşadığı buhranı derinleştiriyor. Salgının başından bu yana hastalanan yurttaşlarımızın sayısı 414 bini geçti. 11.507 yurttaşımız ise yaşamını yitirdi. Ama bunlar resmi rakamlar. Bu resmi rakamların gerçekleri yansıtmadığını, işlerin daha kötü olduğunu artık herkes biliyor. Vaka ile hastayı birbirine karıştırıp milletten gerçekleri sakladılar kendilerini yalancı çoban durumuna düşürdüler. itibarlarını yitirdiler. Sadece İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat edenlerin sayısının Türkiye'de Türkiye genelinde ilan edilen edilenin neredeyse iki katı olduğunu gördük. Bu arada millet yine canı ile sağlığı arasında tercihe zorluyorlar. Hala parça parça işler yapıyorlar. Bir bütünlük yok. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza yasaklar yeniden geliyor. Eğlence mekanları ve restoranlar saat 10'dan sonra kapatılıyor. E peki bu işletmelerin devlet kararıyla kapatılan bu işletmelerin ciro kayıplarını nasıl telafi edeceksiniz? Ediyor musunuz? Hayır, tabii ki etmiyorlar. Yük yine zavallı esnafın sırtında kalıyor. Kısa süreli sert tedbirler yerine parça parça karar alınması hakkında bilim kurulu ne diyor merak ediyoruz. Ama bilim kurulu kayıplara karıştı. Bilim kurulu olmaktan çıktı söylediği dinleyen, dinlenmeyen bilim insanı o kurulda vitrin süsü olarak kalmamalı. Milletimiz salgın karşısında maalesef yine kaderine terk edildi. Vatandaşlarımız test peşinde koşturuyorlar. Görünen o ki hükümet ölen olur, kalan sağlar bizimdir politikasına, sürü bağışıklığı stratejisine geçti. Ama hep diyoruz. Millet ne yaptığınızı görüyor. Notunuzu veriyor her gün biraz daha ağırlaştırdığınız sırtındaki yükten kurtulmak için önüne gelecek ilk sandıkta sizleri evlerinize göndermek için sabırsızlıkla gün sayıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular var. İlk soru KRT ve bazı yayın kuruluşlar tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin Ortak anayasa taslağı hazırladığı iddiası ortaya atıldı. Bu iddia hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından böyle bir hazırlık yok yanıtıyla yalanlandı. Siz bu iddialara ilişkin e, nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? E şimdi yani her iki genel başkan da bu iddiaların doğru olmadığını söylemiş. E dolayısıyla benim bu, bu, bu noktadan sonra bu iddiaların gerçek olmadığını, doğru olmadığını söylemiş. Ee, tabii ki e, bu çerçevede anayasa dışında e, bir takım yapılan çalışmalar olabilir. Örneğin yargı bağımsızlığı ile ilgili diğer e, düzenlemelerle ilgili. Ama bunlar bir anayasa çalışması değildir ve bir ortak çalışma da değildir. Yani partilerin bir araya gelip ortaklaşarak yaptıkları bir çalışma değildir. Ortak çalışma olmaz mı? Olur tabii. Niye olmasın? Ama böyle bir şey ortada yokken benim şimdi bunlar hakkında yorum yapmam da doğru değildir. İki genel başkanımız da böyle bir şey yok demiş. Efendim Fox TV tarafı Efendim, e, Sayın Genel Başkan'ın birkaç yıl önce e, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar da bugün hatırlatıldı. E, dört partinin bir araya gelerek bir çalışma yaptı. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi ortak ilkeler üzerinde. Tabii. Fakat İyi Parti ve HDP'nin birlikte bir anayasa çalışması yaptığı yönde iddialar var biliyorsunuz. Genel Başkan'ın da Millet İttifakını oluşturan dört parti vurgusu var. Bu anlamda HDP'nin böyle bir çalışmanın içinde olmadığı sonucu çıkar mı? Nasıl bir açıklama yaparsınız? E, tabii edersiniz? yani dört parti Bundan önce yine söyledim, tek adam parti devleti rejimini değiştirmek iddiasıyla seçime giren, ittifak içinde seçime giren yani belli yerlerde ittifak yaparak seçime giren dört tane parti İyi Parti ve Demokrat Parti ve Saadet Partisi bir de Cumhuriyet Halk Partisi bu rejimi değiştirip güçlü bir parlamenter demokrasiyi ülkeye nasıl getirebiliriz diye bir takım çalışmalar yapmışlardı. Genel başkanımızın kastettiği bu. Bir de söylediğimiz yani evet bu. Evet buyurun. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Pandemide yeniden yükselişin söz konusu olduğu kamuoyuna e, dikkatinde. E, yeniden bir sokağa çıkma yasağı olmalı mı? Kapanma gerekli mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tutumu e, bu konuyla ilgili görüşü nedir? Tabii burada bizim görüşümüzün bir önemi yok. Çok açık söyleyeyim. Burada önemli olan bilim kurulunun görüşü. Böyle bir ihtiyaç var mıdır yok mudur? Bunu bilim kurulundan bir türlü duyamıyoruz. Evet. Efendim A Haber'in yönlendirdiği bir soru var. Soru şöyle. Sayın Muharrem İnce'nin parti yönetimine yönelik ağır eleştirileri oldu. Bu açıklamalar nedeniyle bir disiplin süreci başlatılacak mı? Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim gündemimizde ekonomik kriz var. Açlık var. Yoksulluk var. Esnaf var. Çiftçi var. Bizim gündemimizde devlet krizi var. Bizim gündemimizde büyük buhran var. Muharrem İnce yok. Efendim, Ulusal Kanal'ın bir sorusu var. Soru şöyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ortadoğu Enstitüsü'nün sorularını yanıtladı. ABD ve AB liderlerine Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemelerini isteriz dedi. Yine ana dille ilgili açıklamaları oldu. Bu açıklamalar hakkında sizin yorumunuz ne olacak? Şimdi önce birinci kısmına cevap vereyim. Genel Başkanımız uzunca bir süredir şunu tekrarlıyor zaten. Dünya demokratları birleşin diyor. Yani demokrasiye inanan tüm liderlerin her ülkede güçlü demokrasilerin olması için dayanışma içinde olmaları lazım. Bunu Avrupa'da da söyledi, başka yerlerde de söyledi. İlk defa söylenmiş olan bir şey değil. Dünya demokratları birleşin. İkinci soruya gelince... E benim görebildiğim kadarıyla orada üzerinde durulan konu ana dilin öğrenilmesiyle ilgili herkesin ana dili ana dilini öğrenme hakkı vardır. Evet. Efendim millet tarafından yönlendirilen bir soru var. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Genel Kurul'da tezkere görüşmelerinde partinizin tavrı ne olur? Her fırsatta tekrarladık. Bir defa daha tekrarlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman her konuda Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesi ilgili tezkereyi de olumlu oy vereceğiz.